Merhaba arkadaşlar, ben Sezaryen.com yöneticilerinden Sezer. Bugün sizlere arkadaşlar zaten başlıktan da görüyorsunuz, motoru nasıl Bluetooth'la yani Android uygulamayla nasıl çalıştırabileceğimizi ve gerekli aşamaları sizlere tanıtacağım. Nasıl yapıldığını göstereceğim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi arkadaşlar 1000 aboneyi geçtik, bayağı oldu. Hem onlara özel olsun hem de belki ileriki zamanlarımızda bir çekiliş olabilir. Hem de onun duyurusu olmuş olur arkadaşlar. Dilerseniz ilk önce yazılımla sizlere tanıtayım. Sonra APK uygulamamız hakkında birazcık bilgi vereyim. Sonra aşağı inelim ve motoru nasıl sizlerle topladığımı, nasıl yaptığımı sizlere anlatayım arkadaşlar. Sizler de kendi evinizdeki motosikletlerinizi sizler de kontrol edebilirsiniz. İyi seyirler. Dilerseniz ilk önce bir kodumuzu inceleyelim. Neler yapmışım? Kodlarla beraber konuşalım arkadaşlar. Aslında ilk önce malzemelerimi söyleyecek olursak 4 tane 4 adet röle kullandım. Kısa devreleri yaptırmak için. Röle 4 adet röle söyleyemedim, özür dilerim. Röle modülü kullandım. 1 adet Bluetooth modülü kullandım. Yazılımı haberleştirmek için APK yazılımını. 1 adet de Arduino'nu kullandım arkadaşlar. Malzemelerimiz bu kadar. Birkaç tane de kablolar vesaire, onları kullandım. Biraz sonra zaten aşağıda göreceksiniz. Kısaca nasıl yaptığım yazılım hakkında birazcık bilgi verecek olursam, bir de sonra uygulamamızı inceleyelim. Yazılımda arkadaşlar burada integer ve string yani karakter değişkeni atadım. Bu değişkenimiz integer aslında. Şunları bir değinecek olursam, burada integer, kontak, marş, motor stop ve korna şeklinde 4 tane atama yaptım arkadaşlar. Benim bildiğiniz üzere kontağı çalıştırmak için kontak, marş çalıştırmak için marş, motoru durdurmak için motor stop, bir de korna için de normal 4 tane rolemizi atadım. String yani burada ses değişkeni atadım arkadaşlar. Çünkü ileride sesle de kontrol edilebiliyor. Yani göreceksiniz. Belki bundan sonraki yazılımda da onun üzerine ekleme yapacağım. Şurası ilk olacak arkadaşlar. Sonra setup kısmında kurulumlarımızı yaptım. Seriyel haberleşmemizi vesaire onları sağladım arkadaşlar. Giriş çıkış. Burada digital write korna hack yapmamın sebebi korna değil arkadaşlar. Özür dilerim. Burada motor stop olacak. Motor stop olacak. Bunu bu şekilde yapmamın sebebi iki çeşit röle var biliyorsunuz. Biri enerji verdiğimiz zaman tetiklenen, diğeri enerji yokken tetiklenen arkadaşlar. Enerji verdiğimiz zaman direkt HİK konumuna geçiyor. Diğer ise arkadaşlar enerji verilmediği durumlarda HİK konumuna geçiyor. Benim 4 adet farklı rölelerim vardı. Üçü aynı, bir tanesi farklıydı. Motor stop rölesi enerji olduğu zaman kesimli oluyor. Yani tam tersi oluyor. O yüzden burada HİK verdim ki kesimli olsun. Enerji verdiğim zaman çalışmasın şeklinde. O yüzden bunu burada kurulumda etkinleştirdim. Loop döngüsünü arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane char karakterimiz oluşturdum bu şekilde C şeklinde. Bu ses değişkenimiz eşit ise yapması gerekenleri burada voice yani ses değişkenimizin sesimizi anlamasını söyledim. Yani ses aslında ses değildi burada yine bir veri gönderdim arkadaşlar. Yine daha sonra ses olacağı için hem ses hem veriyi aynı anda yazdırabilsin diye bu şekilde bir atamalar yaptım. If döngümüzde kontak gönderildiği zaman yani uygulamamızda ya da sesiyle ikisi de olur arkadaşlar. Yani uygulama buton kısmından da MIUI ya da Eclipse kullanıyorsanız kontak diye bir değişken gönderdiğiniz zaman burada kontak kısmını hik yapacak. Sonra kontak stop gönderdiği zaman kontak kısmını low yapacak. Aynı şekilde kontak stop da burada arkadaşlar şu benim dediğim gibi şeyden dolayı oluyor. Tek bir tane röleden dolayı oluyor. Yine kontak stop gönderdiği zaman da motoru tekrardan hik yapacak ve durdurmuş olacak. Sonra yine aynı şekilde else if'ler şeklinde marş gönderdiği zaman hik olacak. Else if'te bunları else if koyabilirdim. Onları koymamışım. Marş gönderdiği zaman çalıştıracak. Marş stop gönderdiği zaman low olacak. Motor stop gönderdiği zaman hik olacak. Motor stop gönderdiği zaman low olacak arkadaşlar.
Korna da aynı şekilde bastığım zaman hik olacak. Aynı şekilde low olacak. Aslında bütün kodumuz bu. Dilerseniz bir uygulamamızı göstereyim ben sizlere. Uygulama üzerinden neler yaptığımı tanıtayım. Sonra aşağı inip motorumuzu bir kontrol edelim. Burada ise uygulamamızı göstereyim ben size. Hemen kısaca nasıl olduğunu ve bir püf nokta göstereceğim. Bunu ileride siz de kullanabilirsiniz belki. Belki duyanınız vardır, belki duymayanınız vardır. Onu sizlere bir tanıtacağım. Motor kontrol adında geçiyor. Şu şekilde bir uygulamamız var arkadaşlar. Bunda bir püf noktası var. Benim siz normalde kullandığınız neydi arkadaşlar? Burada Bluetooth modülü olur. Bluetooth modülünü eşlersiniz. Ondan sonra sistem çalıştırır. Bluetooth modülü bağlanır. Bizimki yazılımda o şekilde değil. Bizim yazılımımız nasıl? Hemen kısaca bir anlatayım. Bizim Bluetooth modülü MAC adresleri oluyor biliyorsunuz. Bir bağlantıların bir MAC adresi olur ve o MAC adresi eşleşince sistem çalışıp aktif olmaya başlar. Bizimkinin MAC adresini ben daha önceden APK yazılım üzerine attım. Bunu avantajı ve dezavantajları olarak ikiye ayırabiliriz. Avantajı, eğer tek bir Bluetooth modülü kullanacaksanız tüm sistemde sürekli bağlanmak sorunu kalmayacak. Hani sürekli Bluetooth seç, eşleş, bağlan şeklinde bağlanma sorunu kalmayacak. Dezavantajı, eksi yönü ise diğer başka bir Bluetooth modülü kullanacağınız zaman tekrardan bir APK yazılımında düzenlemeniz gerekecek. Tam sistemin en başına yani APK MAC adresini yeniden yazmanız gerekecek. Tek fark bu. Ben tabii tekrardan yapmayacağım için tek bir tane Bluetooth modülü kullanacağım için 10 defa tekrardan mesela atıyorum sistemi bağlantı kestim tekrardan bağlan tekrardan Bluetooth eşleş ara vesaire bu şekilde bir şey yapmıyorum. Direkt uygulamayı açtığım an Bluetooth bağlantılı şekilde oluyor. Biraz sonra da zaten videosunu göreceksiniz. O videoda da yani motor çalıştırırken de bağlantı şeklini göreceksiniz. Orada daha iyi anlarsınız arkadaşlar. Bence çok güzel bir özellik. Tabii başka Bluetooth modülü kullanmaktan sonra. Dedikten sonra burada benim yapmış olduğum çok 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 basit de bir sistem var arkadaşlar. Bu sistemi kısaca siz bunu bu videoda bu şekilde görüyorsunuz. Fakat ben bunun üzerine büyük ihtimalle oynamalar yaparım. Siz video izlerken daha özellikler belki APK yazılım olarak Google Play hesabımıza atabiliriz arkadaşlar. Kontak açma kapama normal buton şeklinde arkadaşlar bunlar. Kontak aç dediğimiz zaman Bluetooth açıyor yani kontağı açıyor arkadaşlar. Kontak kapat dediğimiz zaman biliyorsunuz sürekli açık olması gereken bir sistem. Burada marş, stop ve korna çal. Bunlar 3 püf nokta. Bunlar önemli. Marşa bastığımız zaman arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Touch up, touch down şeklinde kodlamalar var. Touch up ve touch down ne demek? Bastığımız anda ne yapacak? Çektiğimiz anda ne yapacak şeklinde. Bastığımız anda yani relay hik yapacak. Çektiğimiz anda low yapacak. Eğer kontaktaki hik gibi olsaydı arkadaşlar motoru ilk önce marşı bastıracaktık. Sonra stop butonu basmak zorunda kalacaktık. Bu da bizim dezavantajımız olacak. Eğer bağlantıya da herhangi bir sistemde hata olduğu an kontağı hani kapatma tuşu çalışmadığı an kontak sürekli hik olacağı için pardon marş hik olacağı için motorumuzu zarar görmesine neden olacaktı ve zarar verebilirdi arkadaşlar. Aynı şekilde motor stop da aynı şekilde bas çekli şeklinde. Eğer bastığımız zaman hik yapıyor, çektiğimiz zaman da low yapıyor arkadaşlar. Korna çaldı aynı şekilde. Yoksa aç kapa aç kapa aç kapa şeklinde olurdu. Bu da dediğim gibi hem sistemde fazlalık buton şeklinde olacaktı hem de farklı farklı sorunlara neden olabilirdi arkadaşlar. Kısaca en basitinden yazılımımız yani APK yazılımımız bu şekilde. Artık dilerseniz motorumuza geçelim ve neler yapmış olduğumuzu motorun üzerinde daha net şekilde görelim arkadaşlar. Şu şekilde bir motorumuz var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunlar yüzlük. Bir san benim motorum. Hemen nasıl yaptığım hakkında birazcık bilgi vereyim sizlere. Bütün sistem koltuğun altında. Bizim yüzük Bissanlarda arkadaşlar ya da yüzük bir motorlarda sistem koltuğun altına konulabiliyor. Depo biliyorsunuz koltuğun altında olduğu için hem rahat hem de kilitli şekilde kalabiliyor sistemimiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi koltuğu şu şekilde kilidinden açıyoruz. Sistemimiz artık burada. Gördüğünüz gibi yaratıcılıkta yine sınırımız yoktur arkadaşlar. Algida dondurması şeklinde bir kutlama yaptık. Yaz geldi tabi. Biz de biraz yaratıcılığımız kullandık. Yazılımda, tasarımda her zaman yaratıcılık gerektirir arkadaşlar. Sizler de bu şekilde ya kendiniz yapabilirsiniz ya da siz başka bir şey kullanabilirsiniz. Tüm sistemimiz gördüğünüz gibi her şey burada. Şu şekilde yaklaştırayım kameramızı. Birazcık sizlere bahsedeyim arkadaşlar nasıl ne olduğunu hakkında. Burada pil kullandım. Pil kullanmamın sebebi şu an aküden elektrik geliyor fakat bağlantıları yapılmadı. Aküdeki elektriği kullanmayı düşünüyorum.
bağlantılarını yaptıktan sonra pili oradan alacağım. 4 adet gördüğünüz gibi rölemiz var. Tek şu rölemiz farklı. Bu ilk başta hik olunca kesime geliyor. Low olunca iletime geçiyor. Diğerleri tam tersi. Hik olunca iletime geçiyor. Low olunca kesime geçiyor arkadaşlar. Aslında tüm bağlantıları bu şekilde. Yani bağlantılar hakkında birazcık da bilgi vereyim sizlere. Bağlantılar arkadaşlar 2. 3. 4. pinlerimizin tetikleme pinleri rölemize gidiyor. Normal RTX 5 volt ve GND rölelerimizi aynı seri bir şekilde bağladım hepsini. Sonra arkadaşlar ne yaptık? Aynen Mars'tan gelen arkadaşlar şimdi motorumuzun kontak kısmında yani şöyle gösterecek olursam şu koltuğu birazcık indireyim. Şöyle kapatayım. Motorumuzun şu şekilde başında arkadaşlar. Evet. Kontak kısmından şu kafa kısmında kontak atıyorum. Bütün her şey aslında kafa kısmında mevcut. Kafa kısmından aldığımız verilerle arkadaşlar oradan aşağıdan kablolarla geliyor plastiklerin içinden. O plastiklerin içinden de koltuğun altından geçiyor arkadaşlar. Tüm sistem burada toplanıyor. Hem muhafazası şeklinde iyi. Hem de kesilmedir, çalınmadır vesaire hani o şekilde de korunaklı olmuş oluyor. Kilitli sistemiyle zaten kilitli. Marşı buradan alıyoruz arkadaşlar. Kontak bu rölemizi kullanıyorduk. Korna olarak bu rölemizi kullanıyoruz. Stop motor olarak da buradaki rölemizi kullanıyoruz arkadaşlar. Başka hani aham şaham bir şey yok. Bir tane de Bluetooth modülümüz var. Verileri haberleştirebilmemiz yarıyor. Bluetooth modülü dışarıdayken yaklaşık 50 metreye yakın yani açık ortamda rahatlıkla çekebiliyor. Belki onun da videosunu koyabilirim sonlarında. Bayağı kaliteli oluyor. Kaliteli arkadaşlar. Yani uzaktan varana kadar motorunuz rahatlıkla çalıştırıp ısıtabiliyorsunuz. Kullanıma hazır bir şekilde binip gidiyorsunuz. Öyle diyeyim arkadaşlar. Dilerseniz bir nasıl çalıştığını göstereyim ben size. Hemen onun da bağlantılarını, şurada pilimizin bağlantısını sizlerle beraber yapalım. Evet, gördüğünüz gibi bağlantısı tamamlandı. Şimdi Bluetooth modülümüzün en güzel yani benim yapmış olduğum APK'nın belki biliyorsunuz belki bilmiyorsunuzdur. Kesinlikle yani tek bu Bluetooth kullanıyorsanız tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi uygulamamızı geri geliyorum. Gördüğünüz gibi motor kontrol uygulamamızı tıklıyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum arkadaşlar. Otomatik olarak kendi senkronize oluyor ve MAC adresi eşleşiyor. Gördüğünüz gibi Bluetooth bağlı şeklinde yazdı. Ben hiçbir şey yapmadım. Otomatik olarak kendi bağladı MAC adresleriyle beraber. Tek yapmam gereken kontağımı açmak. Şu an kontağım açık. Tabii size onu göstermem gerekiyor. Röle buradan tetikledi. Hemen kameramı tripodumdan çıkarayım. Şu şekilde. Evet. Artık koltuğumu şu şekilde kapatabilirim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tekrardan açıyorum. Şu an vitesimiz 1'de kalmış. Hemen boşa alayım. Evet, vitesimizi boşa aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tekrardan kontağımı açıyorum. Şöyle yapayım. Evet, kapattım. Kontağı açtım. Şurada kornamız var en basitinden. Gördüğünüz gibi. Kornamız da rahat bir şekilde çalıyor. Marş yatağı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Marş buradan açıyoruz. Sistem tek marş olduğu için ben aşağı bir tane daha buton yaptırdım. O buton sayesinde marş geçimi sağlanıyor. Bu yüzüklerde olması gereken özellik, bir tane özellik yokmuş. O yüzden bir kablo çekerek çift şekilde bağlantılarını yaptım arkadaşlar. Şimdi marşa basıyorum. Evet. Şöyle. Şimdi tekrardan motoru stopluyorum. Gördüğünüz gibi. Ama hala kontağımız açık. Kontağımızı kapatıyorum. Evet, kontağımız kapandı. Tekrardan kontağımı açıyorum. Evet, açıldı. Şimdi marşı basıyorum. Gördüğünüz gibi. Kornamız. Motor stop diyorum. Gördüğünüz gibi. Kontağımı tekrardan kapatıyorum. Oldukça rahat. Bunun aynı şekilde arkadaşlar. Şimdi gelelim başlıktaki şekle. Şimdi uygulamamızı komple kapattım. Evet, aynı şeyi saatim için uyguluyorum. Bildiğiniz üzere arkadaşlar bu saatin de videosunu çekmiştim. Şöyle uzaklaştırayım.
saatinde videosunu çekmiştim. Saatimizde uygulama Bluetooth modülü hem alıcı hem verici olarak kullanabiliyorduk. O yüzden Bluetooth modülümüzdeki verileri de gönderebiliyorduk arkadaşlar saat üzerinden. Şimdi tekrardan saat olarak kullanmayı deneyeceğim. Tabii bu saat senkronizasyonu da birazcık yapılabilir. Google Pay'de kullanılması veya da saat olarak kullanılması gerektiği yerlerde. Gördüğünüz gibi Bluetooth otomatik olarak kendi bağlanıyor. Gördüğünüz gibi birazcık küçük gözüküyor. Fakat bence yine dokunabilecek şekilde var arkadaşlar. Şimdi kontağı aç diyorum. Gördüğünüz gibi kontağımız açıldı. Tabii görebiliyor musunuz? Aynen şurada yeşil ışık yandı arkadaşlar. Sonra marşımıza basıyorum. Evet, çalıştı. Kornamız. Aynen. Motor stop. Stop etti. Kontağımız da şu an görüyorsunuz kontağı. Evet, şimdi de kapattım. Dilerseniz bunu normal bir günlük hayatımızı nasıl kullanacağız? Hemen göstereyim. Bir videonun sonu, bir projenin sonuna geldik. Bence gayet güzel ve harbiden de kullanışlı. Bence siz de yapabiliyorsanız yapmayı deneyin. Büyük, çok güzel bir tepkiler alabilirsiniz. Çünkü yani burada belki ilk yapan ben olabilirim. En azından bu çevremizde ve çok meraklı kişiler. Bunlardan belki yaptırmak isteyenler olabilir. Siz de yaptırmış olursunuz. Kullanışlı, yani kullanılabilir. Tabii kaliteli yapıldığı zaman arkadaşlar ne olursa olsun normal kablolar kullanıyorsanız da dikkatli kullanmanızı tavsiye ederim. Biliyorsunuz motorda herhangi bir aksamda bir sıkıntı olursa size zarar olabilir. Dikkatli yapıldığı takdirde kaliteli olur arkadaşlar. Bu projenin kaynak kodlarını sezardinho.com'da bulabilirsiniz. Zaten açıklama kısmında sezardinho.com'da direkt link kısaltma linkleri veriyorum. O linki tıklayarak direkt projenin kaynak kodlarını, çizimleri, freezing çizimlerini arkadaşlar motoru açmadım. Motor biliyorsunuz kablolarını çektim. Bu çok farklı. Kontak yapısı olsun. Atıyorum onu korna yapısı olsun, marş yapısı olsun. Onları en iyi arkadaşlar, eğer siz ölçü aletiyle, ben ölçü aletiyle buldum. Eğer ölçü aletiyle bulamazsanız bir motor elektrikçiye götürerek, yani motosikletinizi bir motosiklet bakımı yapan bir elektrikçiye götürerek oradan öğrenebilirsiniz. Ekranın kabloları alıp kendinize bağlantıyı yapıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Biliyorsanız da ölçü aletiyle de kontrol edebilirsiniz. Dediğim gibi bu projemizde bence gayet güzel ve ben bunu bayağı ömürlük hani kullanırım diye tahmin ediyorum. Başka videolarda, başka projelerde görüşmek üzere. Lütfen arkadaşlar bu videoyu, projeyi beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz lütfen aşağıdan abone olarak bize destek olabilirsiniz. Bir başka videolarda görüşmek üzere. Tam buraya tıklayarak PLC derslerimizde son videosuna gidebilirsiniz. Tam buradan da ultra arabamız vardı bildiğiniz üzere. Ultra arabamız gidebilirsiniz. İleriki videolarımıza görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.